Evet arkadaşlar. Merhaba Aliz Ami. Selçuk Hoca ile berabersiniz. Kısa bir ısınma var. Sonra görüşeceğiz. Kardeşim. Aşko. Bravo. O da iyi. Düşürme. Ben kötü attım ben. Mikrofona geldi. Başakşehir'i normalde İstanbul'daki tesisleri şahane. 9-10 tane saha var ki bu kadar tesis gezdim. O kadar futbol sahası olan bir yer hatırlamıyorum. Altyapıyı da oraya taşıdılar. Ben Abdullah Avcı zamanında gitmiştim. Şimdi çok daha iyi durumda. Ama şimdi tabii kamp zamanı. Burdur'a doğru gideceğiz o yüzden. Emre Belezoğlu hep merak ettiğim. Antrenörlük hayatında acaba ne hedefliyor, ne yapıyor? Futbolun kesin damga vuracak. Ama hangi felsefeyle? Yani kesin sınırların ötesine çıkacak ama ne zaman? Bunu biraz daha anlamak lazım. O yüzden uzun bir yol gideceğiz bakalım. Sıcak da kaç derece? Abi 40 derece şu an yani. Sıcakta da nasıl antrenman yapıyorlar 40 derecede arkadaş? Benim iki cümle kurdum, dilim damağım kurudu. Bu sahada bir yerde dur da tabii. İçeceklerimizi falan alalım. Ondan sonra yolculuğumuzu daha keyifli, daha serin hale getirelim. Başlayalım. Fıtı fıtı içeceğimizi alalım. Devam edelim. Wow. Merhaba, kolay gelsin. 4 kişiyiz. 2-2 yapıyorum. Olur abi. 2 Cool Lime alalım. 2 tane de hibiskus beri. 3 tanesini buradan al. Olur, şununkini kendi versin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Oh! Çok sıcaktı. Şimdi güzel bir seyyah çekebiliriz abi. Emre Belezoğlu ile görüşeceğiz. Önce Emre Hoca ile buluşacağız. Anlamaya çalışacağız. O zekayı nasıl anlayacağız hiçbir fikrim yok ama önce anlamaya çalışacağız. Sonra antrenman seyredeceğiz. Hocam biz futbolcu Emre Belezoğlu'nu yıllarca izledik. Hatta zaman zaman size böyle tırnak içinde gıcık olduğum zamanlar da vardı. Çünkü lisede hoşlandığım kız büyük Emre Belezoğlu hayranıydı. Bundan dolayı gıcıksa sıkıntı yok ya. Bizden zarar gelmedi. Üniversiteyi bitirdim, işe girdim. Emre Belezoğlu hala futbol oynuyor. Ondan sonra bu çok acayip bir şey. Estağfurullah. Ama o Emre Belezoğlu bir kor gibi, el avucu zor gelen çünkü sahaya hırs koyan, kazanma arzusu çok yüksek bir isimdi. Bugün antrenör Emre Belezoğlu nasıl yönetirdi acaba futbolcu Emre Belezoğlu? Bunun bir metodu vardır. Oyuncular beni zorlayan oyuncular oluyor. Onlara her zaman örneklerken benden daha zor değilsiniz, elimden geldiğince size yardım etmek istiyorum gibi yaklaşımlar ile onların yanında olmak istiyorum. Benim de çok sinirlendiğim anlar oldu sporcuyken. Bana çok şey kazandırdı bu kazanma üzerine hep hayatımı planlamak. Bazen de çok üzüntü verdi çünkü kaybediyorsun, bu oyunu her zaman kazanamıyorsun. İsteseydim yönetebileceğim süreçlerim de vardı. Birçok kez bana kaybettirdiği süreçlerde yaşasam da hayatımın genelinde büyük fotoğrafında çok memnunum. Büyüdüğüm yer, çocukluğum, her şeyi göz önüme getirdiğimde futbol için elimden gelen her şeyi 40 yaşına kadar yaptım. Belki de şu an evli misiniz siz? Yok hocam, bekar. Evlisiniz, bekar. Hayırlısı olsun. Ben yani biraz uzun süre oynadığım için böyle jenerasyonlar arasında çok tanınan da olduk. O da öyle bir avantaj mı artık, o dezavantaj mı bilmiyorum. Şöhreti seven, isteyen, bundan beslenenler için belki güzel oluyor da biz birazcık da artık
kendimizi uzaklaşmaya çalışıyoruz. Görünmek istemiyoruz çok fazla. Lisede çok beğendiğim bir kız vardı. Aldığım maaşla ona devamlı çiçek gönderiyordum. Hiç yüzüme bakmıyordu. Okul takım kaptanıydım. Sonra Galatasaray takıma çıkınca bir anda gazeteler beni yazmaya başladı. O zaman yani haftada bir çiçek gönderdiğim kız, yüzüme bakmayan kız bir anda merhaba Emre demeye başladı. Benimle konuşmaya başladı. Şöhretin böyle getirileri de olabiliyor. 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 Sizi beğenmeyen, bizden dolayı beğenmeyen kızlar şöhretinden dolayı beğenebiliyorlar. Ama tabii işin bu şeyi atfettiğimiz kısmı olsun sizin kız arkadaşınız özelinde. Yoksa çok beğenilecek bir tarafım yoktu. Yo, yani sima olarak yakışıklı bir yeri olmadım hiçbir zaman. Estağfurullah. Gayet baby face dedikleri değil mi? Estağfurullah. Taçan yaşıtı. Sen de arada bir gıcık oluyordun değil mi? Yani tek başıma estağfurullah. Estağfurullah. Hocam peki... Biz öğretim ekmeğini yedik okulda. Öyle söyleyeyim. 37 yaşında Guardiola antrenör olduğunda şey demiş, oyuncuları etrafına toplamış Barcelona'da ve sakın hani sizinle yaşıtım, akranım diye size yumuşak davranacağımı zannetmeyin. Yakarım çıranızı Türkçeleştirirsek öyle. Bir sert bir açıklaması var ilk antrenmanında. Siz de çok genç teknik adamsınız. Karım çırımızı lafını herhalde ben söylemeden karşıya geçirebilecek bir durumum var diye düşünüyorum. Sizin ama ilk antrenman, ilk sözünüz nedir? Ben onların içinde olmayı tercih ettim. Onlarla antrenman yapmayı. Bugün idmanı izlerseniz hocalar beni alırlarsa yine içlerinde olmaya çalışacağım. Onlarla beraber olmaya çalışacağım. Bir ara çekiliyorum, sonra giriyorum. Yani ben oyuncuyu gerçekten hayatının merkezine, şu çimin kokusuna, burada yapacağım mücadeleye, yani bunun size ne getireceğini hesaplamadan daha çok şu an anı yaşamaları gerektiğini ben motive etmeye çalışıyorum. Dışarıya çıktığınızda çok paranız olabilir, dışarıya çıktığınızda çok sizi tanıyan insanlar olabilir, peşinizde insanlar olabilir ya da sizi gerçekten sevmeyen insanlar olabilir. Sizden nefret eden insanlar olacak. Yani şu an büyük işte beklentimiz var Arda'dan. Arda zaten zirveyi gördü. Bundan sonra Arda'yı sevmeyen insanlar çoğalacak, sevenler çoğalmayacak yani. Evet, daha yukarı Arda'yı çıkmaz, zaten aşağı şu an 80 milyon seviyor. Evet. Ama zamanla o düşecek. Onun önüne geçemeyecek. Ne yazık ki geçemeyecek. Yani bunu yönetmek kısmında, yönetmesi gereken yer aslında en iyi yaptığı yer. Burası olmalı oyuncunun. Ben onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlara. Kazanma üzerine. Çünkü sizi seven kadar sevmeyen var. Sizi sevenleri de çok mutlu edecek bir şey varsa sizin burada başarılı olmanız. Sizi sevmeyenleri de üzeceğiniz bir yer varsa işte yine burada başarılı olmanız. Ben onun özelinde değerlendirdim. Ve gerçekten işimi 40 yaşına kadar en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Türkiye'nin bence zirvesi olan Fenerbahçe'de futbolu bıraktım. 40 yaşında. Sonrasında da bana bazı görevler layık görüldü. Yaşayabileceğim her şeyi Allah'a çok şükür yaşadım. Ama o da her zaman hayatımın merkezine futbolu koymaktan dolayı oldu. Yakın temas iletişimi o zaman kesinlikle tercih ediyorsunuz. Tuhal de onlardan birini kesinlikle tercih ediyormuş. Hatta hocam sahayı konumlandırma biçimini değiştirmiş ki çok sık düdük çalmak oyuncu rahatsız eder diye. Evet. Bu tip metotlar üzerine kafa yoruyor musunuz? Ya da iletişimi kolaylaştırsın diye mesela yoga eğitmeni getirmiş. Böyle spiritüel bir takım teknikler kullandığını biliyorum. Tabii bunlar büyük teknik adamlar. Siz belli bir metodundan sonra onların çalıştığı büyük kulüpler üzerinden bunları değerlendiriyorsunuz. Yapıyorsunuz. Yani o ekiplerin öyle geniş bir şekilde bir kulübe gelip çalışma imkanlarının sağlanması bu çalıştığı kulüpler özelinde çok büyük coğrafi avantajlar, avantajlar da var. Yani ben burada oyuncuya birebir temas edebileceğim, daha az karışabileceğim bir ortam oluşturmak istiyorum. Ben geçen seneki teknik adamlığından dersler çıkardım. Bu sene sezon başı itibariyle geçen seneki sezon başını düşündüğümde yine dersler çıkararak önüme bir plan çizmeye çalışıyorum. Yani ben aslında yolu birazcık kervanı derler ya yolda hazırlayacak, düzecek bir sistem üzerine aslında birçok şeyi elimde kucağımda buldum ben. İstemiyordum. Spor direktörlüğü istemiyordum. Eğitim almak istiyordum teknik adamlık için. Teknik adamlık bir anda önüme geldi. Fenerbahçe olduğu için bırakamadım. Evet. Ondan sonra eğitimi devam ederken Başakşehir'den teklif geldi. Aslında geçmişe gitsem bir U17, bir U18'de bir sene böyle sağlam bir çalışıp bu işlere girmek daha çok isteyebilirdim. Ama bazı isimler üzerinde değerlendirme yaparken bunu da kimse lütfen yanlış anlamasın. Yani beni tanıyan insanlar bu konuda enaniyet yapmayacağımı bilirler. Yani bizim önümüze bazen istemesek de bunu tepside getiriyorlar. Bunu elinin tersiyle itmek herkesin yapabileceği bir şey değil ki bunu yapabileceğine inanan herkes de zaten bu fırsatı değerlendirmek ister. Ben onlardan bir tanesiydim. Gol! 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 G
Hocam şimdi sizin nasıl bir antrenör felsefesine sahip olduğunuzu anlamak için böyle minik bir oyun hazırladık. O da şu, bugüne kadar literatüre geçmiş bazı teknik adam sözlerini size söyleyeceğim. Siz tamam. Katılıyorum, güzel sözmüş, katılmıyorum çünkü ben şöyle düşünüyorum şeklinde cevaplarsanız biz de mutlu oluruz. Tabii ki. Jose Mourinho der ki, genç futbolcular karpuza benzer. İyi olup olmadıklarını ancak kesip tatlarına baktığınız zaman anlarsınız. Yani bu sözü biraz teknik adam üzerine değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani teknik adamlar var oyuncu yetiştirmek isteyen. Teknik adamlar var daha çok hedef odaklı. Mourinho da bence biraz daha hedef odaklı bir teknik adam olduğu için böyle bir söz söylemiş diye düşünüyorum. Bazen işte siz Arda Güler meselesi sizin zaten son günlerde en çok duyduğunuz sorudur. Evet. Yani evet. Gerçi o da karpuzda öyle bir karpuz ki uzaktan gözüküyor değil mi yani hocam? Yani onu Herman Hav'ın anlaması gereken bir karpuz öyle söyleyeyim. Yani o özel bir durum değil bence. Herman Hav'ın bence tabiri caizse Herman Hav'ın. Her teknik adamın Arda ile alakalı görüşünün yani ortak noktada buluşabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O çok özel bir oyuncu olduğu için bunu söyleyebilirim. Hocam bu ara herkes tavsiye verme telaşında da konusu açıldı devam ederiz. Şimdi Madrid'de yaşadığınızı biliyorsunuz, o basını evet. tanıyorsunuz, o camiaları biliyorsunuz. Evet. En azından hani tabirimi mazur görün, evet, eşekten düşmüşün halinden eşekten düşmüş anlar der. Siz Madrid gördüğünüz için... Biz çok düştük eşekten, o yüzden sıkıntı yok. Estağfurullah. Bizim kadar düşen olmayabilir belki. Sizin Arda'ya tavsiyenizin bir kıymeti var. En azından benim yok ama sizin var yani. Yeni nesili çok özgüvenli buluyorum. Çok iddialı, çok kendine güvenen bir nesil olduğunu görüp sorgulayan bir nesil olduğunu gördüğümden bizim yaptığımız hataları, tabiri caizse sizin söylediğiniz gibi eşekten düşme hallerini bizim kadar yapacaklarını düşünmüyorum. Ama mücevher de, bildiğiniz elmas da, pırlanta da baskı altında ortaya çıkıyor. O yüzden bunun Türkiye'den de daha fazla, en azından saha içinde daha zor bir ortamda olduğunu bilerek hareket etmesi ona çok daha bence konum, durum ve özel bir oyuncu olduğunu hissettirecek zamanlar kazandırır. O yüzden çok zor bir ligde, dünyanın bence en büyük kulübünde. Öyle bakıldığı zaman işi kolay değil. Ama ben bunu daha önce de söylemiştim. Arda bence her takımda dünyada oynayabilecek kalitede bir oyuncu. İnşallah sakatsız kazasız seneleri olur. Dediğim gibi o baskı ortamını, o büyük takımın kabul etmemiz gerekiyor. Benim de gönlümdeki en büyük takım Fenerbahçe. Ama dünyanın en büyük takımı kim diye sorarsanız benim gönlümde de Real Madrid'dir. Fenerbahçe'den çok daha zor bir ortamda. Sağ açı olarak söyleyebileceğim ortamda daha zor bir futbol ülkesinde daha büyük oyuncularla yan yana oynayacak. Ona kendini hazırlaması lazım. Bill Shankly der ki hocam, mesele uzun top ya da kısa top değil, doğru top yapmak. Sizin felsefeniz uyar mı? Kesinlikle uyar. Yani her oyunun her parçasının fazının olması gerektiğine inanıyorum ben. Doğru yerde, doğru zamanda doğru kararlar vermek, oyuncuya özelinde karar vermek, rakip özelinde karar vermek. Kendi takımındaki kalibreyi bilmek. Hocam bu sözün belki modası geçmiştir ama Ernst Tappel der ki, eğer adam adam oynarsanız 11 eşeği sahaya salmış olursunuz. Kötü dersem Türkiye Ligi'ndeki birçok teknik adam abimize, arkadaşımıza haksızlık yapmış olurum. O yüzden yani futbolda tek bir doğru yok. Futbolun terimlerinin de tek bir doğrusu yok. Kendi çalışma ortamları, çalıştığı oyuncular, kulüpler, taraftar, medya hepsini değerlendirmek lazım. Birçok teknik adam bazen İnanmadığı oyunları da oynatmak zorunda kalmış olabilir. İnandığı oyunları da ne yazık ki oynatmamış da olabilir. Ben bu lafı da genelinde bütün lafları da bağlayarak tek bir doğrusu olduğunu düşünmüyorum. Saygısızlık olmasın. Takıma göre, konjonktüre göre. Kesinlikle. Evet. Hedefe göre. O zaman şöyle yavaştan bitiriyorum hocam. Johan Cruyff aslında belki de bu tam yeri. Başkalarının fikirlerindense kendi fikirlerimle kaybetmeyi tercih ederim diyor. Emre Belezoğlu antrenörlüğü için. Doğru bir cümle midir? O zaman cümleyi söyleyen kişiye atfederek dünyanın seyrini değiştiren futboldaki adam olarak o ne diyorsa doğrudur derim, kapatırım. doğrusu da o. Peki onun en büyük öğrencisi Guardiola da der ki, risk almamak risklerin en büyüğüdür. Risk almayı sever mi Emre Belözoğlu? Antrenör Emre Belözoğlu. Ben evet aynı şeye inanırım. Risk almazsan kaybedersin. Risk alıp kazanırsan çok keyiflidir. Risk almazsan her türlü kaybedersin. Kazandığın zaman da kaybedersin. Meydan okuma üstüne bir inşa varsa planda, domine etme adına, orada almanız gereken riskler var. O riski almazsanız, yine kazanırsanız sizi mutlu etmez. Guardiola da, onun atası da Cruyff olarak, onları bu mutlu etmez zaten. Son cümlede Arsene Wenger'e ait hocam. Bu da belki sizin antrenörlüğünüz. Bazen de kötü kaybedersin risk aldın mı? Onları da yaşadığımız için aldın mı? Onu da göze alacaksın yani. Evet. O da öyle bir durum. Bunu Okan Hoca ile konuştuk mesela. Güzel kaybettik. Güzel kaybettik yani. Evet. Okan Hoca'nın Fenerbahçe derbisinde aslında kendi kamuoyunca risk aldığı ama neticesinin harika olduğu gerçeği ters senaryodan da üstüne konuştuk mesela. Kesinlikle. Büyük sıkıntı olabilirdi.
Arsene Wenger der ki hocam benim için bir teknik adamlık rehberliktir. Bu rehber insanları bir yere götüren kişidir. Şimdi antrenörlük hayatınızın başında bu cümle size ne kadar uyar, nasıl tanımlarsınız ya da teknik direktör? Çok doğru, yani önderdir. Kendisini nereye çekerse oraya da gelir takım. Hele böyle senin özel isimlerin sözlerini dinlediğimizde, şimdi teknik adamlık serüvenine yeni başlamış birisi olarak teknik adamlık birçok kez de aktarımdır, öğretidir. Öyle bakılırsa nereye çekerseniz bazen oyuncuyu tahmin edemediğiniz yerlere götürebiliyorsunuz. Olumlu ya da olumsuz anlamda. Bu işin psikolojisi var, saha içi faktörleri var. Ben çok doğru bir söz olarak buluyorum bunu. Bu bölümde Emre Belezoğlu hocamızın prensipleri ve metotları üzerine sorularımız olacak. Hocam Tuhal'den etkilendiğinizi artık herkes biliyor zaten. Evet, bir metot çalışmanız var. Antrenmanlar çok etkileyici. Evet. Metodu, metodolojisi çok etkileyici. Onun ben şeyi okumuştum hocam işte. Per defensive action diye bir sistem buluyor mesela. Topu kaybettiğin anda rakipten olabildiğince ona az pas yaptır. İşte Paris Saint Germain'de rakibi 7 pasa kadar da düşürdüğünü biliyoruz. Şimdi evet, oralardan ilham alan biri olduğunuz için Emre Belezoğlu'nun bir metodolojisi, özgün bir çalışması, taktiksel anlayışı var mıdır? Ya da hangi taktiksel anlayış Emre Belezoğlu ile anılır? Anılacak mı? Belki de çok değişken veya pragmatist yani bir teknik adam. Tabii ki ben bu da zaman içinde evrilebilecek bir konu. Herkesin kendi doğruları var. Benim de inandığım bir oyun var. İnandığım oyundan kastım aslında o da biraz önce söylediğimiz konuya da geliyor. Elinizdeki malzemeye de birazcık onu uyarlamanız, kesinlikle, evirmeniz gerekiyor. Gerçekçi olmak lazım. Yoksa herkes ister bu topu alıp vermemek. Verdiğin zaman da en kısa sürede geri almak. Birazcık futbolun içinden gelmiş, yüksek seviyede oynamış. Ki bence gördüğünüz tahta Türkiye'de %99'un çok iyi bildiğini düşündüğü olay üzerinde bir değerlendirme olacak. Evet, bende de var. Bizimkiler de çok yoruma açıktır. Biz de her şeyi çok iyi bildiğimizi iddia etmiyoruz. Estağfurullah hocam. Ama ülkenin %98'inden daha iyi bildiğimi söyleyebilirim bu konuda. Onu da net söyleyeyim. Yıllarını bu işe vermiş birisi olarak. Ben Türkiye'deki sisteme ve oyuncu profiline uygun bir oyun oynatmak istiyorum. Evet, topu oyuna daha fazla topun oyunda kaldığı, sende kaldığı, rakibe verdiğinde Tuval'in de söylediği gibi minimum saniyelerde geri aldığın ve oyunun her fazında, yani bunu çok dile getiriyor herkes, geriden oyun kurmanın da dahil olduğu, merkezde de planlarının olduğu, hücumda da opsiyonlarının olduğu, aslında oyunun her anını planladığım bir oyun hayal ediyorum. Bunu da yapmaya çalışıyorum 2 senedir. Karşılığında ben aldığımı düşünüyorum özellikle Başakşehir gibi bir takımda. Hatalar da yaptık. Hatalar yaparken karşılığını belki diğer takımlara göre daha büyük görmediğimiz bir yer. Burada daha tolere ettiler bizi. Hem oyunculuk geçmişimizin burada olması, kulübün de yapısı buna çok müsait. Bir teknik adamın kendini geliştirmesi adına. Ama hedeflerimize de bizi taşıdı aslında. Puansal olarak da taşıdı, rakamsal olarak da taşıdı, oyuncu gelişimi de olarak da taşıdı. Baktığınızda bu 3 tane parametre değerlidir. Size maddi kulübe ne kazandırdınız? Bence madden elimizden geldiğince hem Avrupa Kupası'nda hem Türkiye'de iyi işler yaptık. Baktığınızda oyuncu bizden beraber önemli satışlar oldu kulübümüzden. Böyle bakıldığında da bence teknik adam için değerlendirebilecek kriterlerden bir tanesi. En azından öyle Türkiye'de bir kulüp. Bu değerlemeleri yapan, bir, değerlemeleri kulüp. Yapan bir kulüp. Yani oyun, topun bizde kalması özelinde değerlendirilecek bir oyun. Ama pragmatik baktığım çok yönleri olmaya başladı teknik adam olduktan sonra. Etkilendiğim teknik adamlar oldu bu mesleğe başlamak istedikten sonra. Aslında beğenmediğim, oyun tarzını beğenmediğim, daha sonra aa bu da varmış dediğim, bana dedirten teknik adamlar da oldu. Tahta burada hocam, sizsiniz. Buyurun, biz de ona biraz tanıklık etmek isteriz. Biz de öğrenciyiz. Estağfurullah. Sonuç itibariyle. Ben genelde oyun özelinde formasyonel daha 4-1-4-1'ci bir teknik adamım. Bazen onu rakibi karşılamada biraz daha... Üçlü savunmayı pahalı bulanlardan mısınız üçlü hocam? Üçlü savunmayı daha kolay bulanlardanım. Kolay bulanlardan. Evet, kolaycı olarak teknik adamlar adına kendi değerlendirmemdir. Evet. Hiç kimseye eleştirme değil. Kendi adıma kolaycı buluyorum. Karşılamak üzerine bir plan var. Geçiş için de çok önemli bir silahtır. Evet. Bizim gibi böyle pası bazen hantal yapan takımların karşısında böyle takımlar olduğunda çok... Biz genelde derken yani bizim gibi kastım şu... Pas oyununu oynamaya çalışan ama hantal oynayan takımlar için söyleyebilirim. Yani bu oyun biraz daha baktığınızda... Antrenörlük içeriyor herhalde, evet, bu biraz yani daha. Rakip özelinde değerlendirdiğinizde aslında birçok formasyonu var.
siz böyle görüyorsunuz, bu rakibi karşılama pozisyonu oluyor. Bazen rakibi karşılama pozisyonlarında yanaşabiliyorsun. Yine klasik Türkiye'de çok kullanılan bir oyun. 4-2-3-1'e dönebiliyoruz rakip karşısında. Rakibin formasyona, durumuna göre değişimler olabiliyor. Topu aldığımızda ayağımıza birazcık daha bunu daha şey kullanıyoruz. Yani bu sefer kenar oyuncularımızı böyle çekip beklerimizi götürüp birazcık daha bunu beklen ya da altılarla yapıp biraz daha böyle 3-1 hani 5-1, 3-1, 6 gibi de kaldığımız, hatta bazen daha tehditkar olup 3-1, 4-2 kullandığımız oyunlarımız var. Yani topun bizde olduğu oyunda ne yaptığımız, bir de topun rakibe geçtiği oyunda o değişkenlikler bizde çok mevcut. Eğer bizi incelerseniz zaten bunu rahat bir şekilde görebilirsiniz. Daha çok diziliş değil de mantalite üzerine o zaman yoğunlaşmak gerekiyor. Tabii ki, yani bu langırt değil. Evet. Baktığınızda herkesin bir dizilişi var. Evet. Öyle düşünmemek lazım. Zaten oyunun içinde ben şuna inanıyorum. Siz bir formasyon verirsiniz. Top buraya geldiğinde bir oyuncuya, her oyuncunun yapacağı iş ayrıdır. Yani siz bunu değerlendirmede topu ayağına geldiğinde ne yapacağını bir oyuncunun öncellemelisiniz. Zaten teknik adamlık bence böyle bir şey. Bir de daha basit oynaması gerektiği oyuncuya. Mesela baktığınızda geçmişte Guardiola'nın birçok toplantısında şahit olduğum, işte topu oyuna kazandırdığı anda takımın ne yapması gerektiği yönünde, işte kenarlardan gittiği var, merkezi bulup 8'ler üzerinden değerlendirmeleri var, bekleri öne çıkardığı oyunlar var, topu Messi'ye ver opsiyonu var. Yani dünyanın en büyük teknik adamı da olsanız oyuncunun o doğaçlamasına, oyuncunun o yeteneğine ve saha içindeki bilgeliğine yatırım yapmak zorundasınız. Ben oyuncu özelinde değerlendirmeler yapıyorum. Mevcut oyuncularımı da daha çok topa sahip olabilecek şekilde formasyonel içeride topun bizde olduğu ve topun rakipte olduğu oyunlar üzerine eğitmeye çalışıyorum. Tabii burada hocam bloklarda oyuncu tipi de çok önemli ya. Sizin özellikle atıyorum bir hücum oyuncusunda tipolojik olarak bir ısrarınız var mıdır? Ya da savunma oyuncusu bende böyledir. Bu oynatmak istediğimiz oyunda biraz daha bu 8 numaraların özellikle daha stoperlerin işini rakibin de dizişini yaparsak, atıyorum rakibin kat eden biraz daha topsuz da oynamaya çalışan, Türkiye'de genelde bunu böyle kullanıyorlar zaten. 4-2-3-1 çok kullanılan bir sistem. Biraz daha bu mesafeleri stoperleri bağlayacak şekilde stoper bek arası koşuları yapan, doğru pozisyonda rakibi oyuna giren stoperin alanını açan, daha fazla değişimlerin olduğu bu kenar oyuncularıyla bunu da akredebilen ve 9 bağlantısında hep doğru yerde olabilen, daha aralarda olabilen, daha pozisyonel aralarda olabilen oyuncuları tercih etmeye çalıştık. Burada Berkay bunu çok iyi yaptı, Alex bunu çok iyi yaptı. Biz de zaman zaman burada Bilge'yi kullandık, yanında Mahmut'u kullandık. Mahmut ki daha 6 ve stoper özel bir oyuncu olmasına rağmen iyi işler yaptı. Yani burada aslında çok önemli bir omurga var bu işte. 6'ların, 8'lerin ve 9'ların kullandığı bir omurga var. Bu oyuncular topa hareketli bir şekilde hakim olmayı bilmeli ama devamlı penetresi yüksek bir oyunu öncellemeliler. Burada birebir kalibresi yüksek oyuncular tercih etmeye çalışıyoruz. Çok bu anlamda işte Münir transferini yaptık, Traore transferini yaptık. 4. aydan sonra bize ayrılmak zorunda kaldılar. Traore'yi onun da Aston Villa'nın geri çağırma şeyi vardı, opsiyonu vardı ama Serdar, Deniz çok önemli işler yaptılar bizde. Önce bir Okaka'yı kullandık. Daha pivot, daha topu tutan, daha çok fazla arkayı penetre etmeyen ama hep bir servis alanında olan bir oyuncuydu. Sonra Figueroa ile Kenny ile biraz daha hem koşucu ama aynı zamanda topu tutmaya çalışan, kolay kaptırmayan bir yapı oluşsun istedik. Yani bir oyuncu geliyor ve bir oyuna adapte olmaya çalışıyor. Ben elimdeki mevcut kadroyu geldiğim andan itibaren istediğim oyuna adapte ettim diye düşünüyorum. Bize kazandırdıkları oldu, ne yazık ki kaybettikleri de olmuştur. Oyuncu özelinde oyuncularımın göstermiş olduklarımı yapmak en azından bir teknik adım için bence yeterlidir bu. Yapmaya çalıştığını görmekten dolayı mutluyum. Hocam peki Guardiola'yı çok konuştuk. Mesela o biz ne kadar onun güçlü oyununu övsek de şunu biliyoruz. Karanlık bir odası var. Oraya kapanıyor. Yardımcılardan gelen analiz ve görüntüleri izliyor. Ve sonra evreka deyip çıkıyor. Buldum. Yani rakibe göre de değişen bir kafa yapısı, oyun planı var. Emre Belezoğlu'nun sisteminde rakip analizi ne kadar önemli? Belki de ters bir soru, her antrenörün yapması gereken bir şey. Kendi odası olmalı, kendi düşünceleri olmalı. Bunu tabii ki istişare ederek kendi yardımcılarıyla yapmalı. Açıkçası metotlar üzerinde değerlendirme yaparsak rakip özelinde ya da kendi özelinizde, biraz önce söylemiştim, bunu modaya benzetiyorum. Ben bugün dar paça giyiyoruz, 5 sene sonra tekrar bol paça belki
moda olacak. Dünya futbolu da buna evriliyor. Bakıyorlar, yani dünyada isim vermek istemediğim teknik adamlar, işte o merkezde bekleri kullandıkları, o fast beklediğimiz olayı yaptıklarında onu kendi bulduklarını düşünüyorlar. Ama sonra bir bakıyorlar ki bunu 15 sene önce başka bir teknik adam yapmış, denemiş. Yani aslında tabiri caizse her dönem biraz daha farklı ama kalıbı aynı olan oyunlar geliyor. Yani geçmişte baktığınızda 4 sene önceye kadar bu kadar üçlü sevdası yoktu. Şimdi üçlüye döndü birçok teknik adam. Yanlış bulmuyorum, eleştirilerde anlaşılmasın. Yani dünya futbolunda değişmek zorunda olan şey hız ve fiziksel kalite. Yani o geçmişe oranla daha farklı gidiyor. Yani siz hem daha çok hızlanmak zorundasınız, fiziksel olarak da her oyuna karşı koymak durumundasınız. Bence geçmişten bugüne çok değişmeyen işte numaralandırmalar, işte formasyonel dizilimler falan, hepsi böyle değerlendirilebilir. 70'te de vardı, 65'te de vardı, 60'ta da vardı. Dünya kupalarını incelediğimizde geçen bir dersim vardı, orada baktım. Birçok takım aslında şu an oynatmaya çalıştığımız oyunu oynamaya çalışmış. Hı hı. Üçüncülük maçlarına gidiyorum. Bizim oynatmak istediğimiz oyunu, gösterdiğimiz opsiyonları herkes yapmaya çalışıyor. Ama belirleyen şey hız, kalite ne yazık ki oluyor. Dünyanın en iyi teknik adamları da o hızı ve kaliteyi yakaladıklarında formasyonel uygulamaları herkese örnek bir şekilde çıkarıyorlar. Yani olmazsa olması, değişmeyen aslında değişeni, değişmek çünkü hı hı. değişmeyen tek gerçektir hayatta, hız ve fiziksel değerler. Hız konusunda sıkıntılı bir ligiz hocam. En azından oyun çok duruyor. Fiziksel açıdan da bu farklı değerlendirmeler yapılıyor da. Mesela Emre Belezoğlu ile biz İtalya'da Inter teknik direktörüyken bir röportaj yapsak yine aynı oyun formasyonu mu anlatır? Yoksa bu yapı lige göre, oyuncuya göre zaten her değişiyor. Her zaman değişebilir. Her zaman oyun değişebilir. Oyuncu özelinde değerlendirmeniz gereken, kulüp özelinde, hedefler özelinde değerlendirmeniz gereken bir oyun var. Ama benim oyunumun içinde her daim bir plan olduğunu görebilirsiniz. Oyunun içinde bir plansızlık olduğunda bu beni gerçekten sinirlendirebiliyor. Kazanmak ve kaybetmekten daha fazla bir plansız görüntünün verilmesi. Her fazını çünkü elimden geldiğince çalıştırmaya gayret ediyorum takımımı. Ben böyle bakıyorum oyuna. Böyle de bakmak zorunda bence teknik adamlar. Birçok teknik adam bu geriden oyun kurma işi nereden çıktı falan diye konuşuyor. Ben de onların bu kadar bu oyunun başlangıcının plansız olmasını değerlendirmelerini eleştiriyorum. Eleştirmekte de hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya başka bir yere gitti. Orayı yakalamak istiyorsak bence kendi içimizde ki oyun özelinde değerlendirerek yine planlı bunu yapmak zorundayız. Tek başına kaleci üzerinden, stoperler üzerinden kurmasanız da pivot oyunları da tercih ederken herkese bir planınız olduğunu göstermek zorundasınız. Bu aktörler, sahanın içindeki şu an işte bizim gösterdiğimiz kişiler aslında bu işin bir numaralı şahısları. Meslektaş olarak ben de onlarla bir dönem oldum. Şu an teknik adam olarak onları anlamaya ve onları yönlendirip en iyi aktarımı yapmaya çalışıyorum. O gün oyuncular bunu uygulamayı en iyi şekilde yaptılar, karşılığını aldılar. Bazen de çok iyi çalıştığımız bir maçta olmayabiliyor, çok sıkıntılı tabii. Sonuçlar da alabiliyorsunuz. İsminiz çok büyük. Türk futbolunda çok önemli bir yeri var. Ben Fenerbahçe döneminden hatırlıyorum. Her Brezilya futbolcuya Zico hayranlığından dolayı kimya çok daha kolay olmuştu. İyi futbolcu olmak, iyi bir kariyer sahibi olmak antrenörlükte avantaj mıdır? Çok büyük avantajdır. Yani o sizi dinlerler. Belli bir dönem dinlerler ve gerçekten ağzınız içine bakarlar. Ama ağzın içine kadar dolu, bilgi ne kadar var. Ondan sonra futbolcuya hiç merak etmeyin. Bu sizin mesleki anlamda çok rahat eleştirdiğiniz kişiler ve oyuncu profillerinden çok daha zekidirler. Herkesi anlarlar, herkesi tanırlar. Tabii orada şey de var. Herrera, bugün ama referans verdim ya. Herrera'nın da sözü var. Çok iyi antrenör olmak istiyorsanız nasıl futbolcu olduğunuzu unutmanız lazım diye. Evet. O da var yani. Sizin için zor tarafı da işte o. Ben yaptığımı yapmayın, dediğimi yapın diyorum. İyi, iyi. Çok iyi hocam. Bir de büyük bir ekip var hocam. Benim yani yaptığımı yaparlarsa da kendimizi ezmeyelim yani. Fena gitmez takım. Hocam sizin... Mevkili şimdi bunu İboşov'a çevirmeyelim diye ben her seferinde susuyorum ama yani size... Hayır, bazen de böyle mütevazı yapıyoruz. Ha bak kendini biliyor falan diyorlar. Ben kendimi biliyorum, merak etmesinler. Neleri iyi yaptım, neleri kötü yaptığımı en azından 40 yaşından sonra. Çünkü erkek için 40 yaş birazcık bence çok sınır. Tekamül yaşı değil mi? Biraz böyle hayata da bakış, kendini sorgulama, etrafını sorgulama, yaptıklarını, yapamadıklarını
gözden geçirme yaşı gibi. Sonuçta baktım ki gerçekten erkek için 40'mış aslında bu işin tam bir sınırı. Yani böyle çok da mütevazi görmesinler bizi yani. Ekip hocam, bir ekip değişikliğine de gittiniz ki antrenörlüğün en önemli esaslarından bir tanesi. Bir de galiba hocam normalde futbolcuyken 2-3 saate sığan çalışma, günlük çalışma metodunuz burada artık 12 saatlere falan çıkıyor. Ekip o açıdan da çok önemli. Evde çalışıyoruz. Ben kaliteli zamana inanıyorum. Çocuğun yanında 15 saat durursanız elinizde telefonla bir vakti olmaz, bunun bir kıymeti olmaz. Hı hı. Ama çocukla bir saat bir göz temasıyla onunla beraber olduğunuzu, onunla oynadığını hissettirseniz yeter. Ben de kaliteli vakite inanıyorum. Yani 10 saat kulüpte kalmak, 15 saat kulüpte kalmak, bunlar doğru. Herkesin kendine göre doğrusu. Bana göre doğru değil. Yani. Bana göre doğru değil. Kaliteli 2 saat, kaliteli 4 saat maksimum bize yetiyor ama eve gittiğimizde onun hazırlanması lazım. Planlarımızın olması lazım. Zaten bizim 12 saat ve üzeri çalışabileceğimiz işte bu kamp periyotlarımız var. Hem antrenmanlarını planlayabileceğimiz, hem takım kadro mühendisliği adına yapabileceğimiz zamanlarımız var. Yani ben burada baktığında teknik adam olarak şunu söyleyebilirim. Benim çok iyi bir ekibim vardı benimle beraber çalışan. 2 sene biz burada çok iyi hizmet ettik Başakşehir Kulübü'ne. Benim yanımda çok şey öğrendiler. Ben onlardan çok şey öğrendim. Ve sevgi saygı çerçevesi altında bir ayrılık olması gerektiğini kendilerine bildirdim. Bir tek Selçuk'un kendi başına bir çalışma isteği vardı. Onu da doğal karşılıyorum. Çünkü o da yüksek seviye futbol oynadı. Benle beraber bir dönem Erol Hoca ile beraber o sport direktörlük döneminde gördü teknik adamların ne yapabileceğini, nasıl bir metodu olduğunu. O da böyle bir yola çıkmak istedi. Saygı duyuyorum. Ve ben de şu anki ekibim biraz daha o dönem beraber çalıştık. Benden öğrendikleri bir oyun vardı. Benim şu an ekibim benden önce de bu oyunu oynatmış. Teknik adamlarla çalışmış. Teknik adamlar, teknik direktörler çok değerliler. Baktığınızda Abdullah Avcı'nın yanında çalışmış, Fatih Hoca'nın yanında çalışmış, Bülent Hoca'nın yanında çalışmış. Çok değerli isimler aramıza katıldı. Yani ben bir tane de büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte yabancı olarak teknik adam katılacak. Ben kendimi evet o konumda teknik adam olarak bir numaraya yazıyorum ama birçok kez oyunun içinde kararlarımda, antrenman esnasında verdiğim kararlarda, antrenmanın nasıl olacağı yönünde kararlarda bir numarayı rahatlıkla yazabileceğim yardımcı adamlar seçtim kendime. Geçmişte de böyleydi, bu da böyleydi. Ve benimle beraber çalışıp bir şeyler öğrenip benden ayrıldılar diye düşünüyorum. Keza biraz önce söylediğim gibi ben de onlardan çok şey öğrendim. Güzel bir ayrılık oldu. Bu ekibimizden beraber bu kahvelerimizin sonuna kadar devam edeceğiz. Bir şey duymuştum ama bakalım doğru çıkacak mı? Çok uzun yıllardır bütün antrenmanlarınızı not aldınız. Herhangi bir antrenörden öğrendiğiniz ve çok faydalı olacağına inandığınız bir şeyi not alıp hayatınızda geçirdiğinizi duymuştum ama doğru mudur? Ben Inter'de oynamaya başladıktan sonra bunu başladım. Hector Cooper'in bile antrenmanlarının bazılarında not aldığım, önceden annemlerle beraber kalıyordum. Annemlerin evinde çıktı notlarım. Yani birçok teknik adamla çalışıp etkilendiğim antrenmanlar ne varsa, o gün bana bunu ileride bu hocalık işini yapacaksam, benim önüme gelir mi bu diye dediğim birçok şeyi not aldığımı söyleyebilirim. İşte bu da işte antrenörlük yolculuğu aslında çok uzun yıllardır yani zihinsel hazırlık diye. Yani ben 31-32 yaşından sonra bir teknik adam gibi bakmaya çalıştım sahaya. Ve bunda da başarılı oldum. O yüzden de 40'ta futbol bırakmak istemedim. Rahat geliyordu bana. Bir teknik adam kadar rahat baktığınızda oyunu birçok oyuncudan daha önce hallediğinizde kolay geliyor futbol oynamak. Teknik adamlık çok zor. Futbolculuk çok çok. Kolay mı gidiyor? Hatta çok daha kolay. Öyle söyleyeyim. Fatih Terim. Ondan korkmamayı öğrendik. Öğrendim diyebilirim. Hector Cooper. Fiziksel bir takımın, bir oyuncunun neler yapabileceğini öğrendiğimi söyleyebilirim. Mircea Lucescu. Lucescu aktarım ve öğreti üzerine değerlendirebileceğim bir teknik adam. Oynatmak istediğini çok iyi. Uzun uzun toplantılarla bazen oyuncuları sıkar bu. Biz de sıkılıyorduk. Şimdi biz sıkıyoruz oyuncuları. Öyle bir teknik adam. Ama öğreti ve aktarım için örnek olabilecek teknik adam. Zaccheroni. Çok ofansif oynatmaya çalışan, tehditkar bir teknik adam. Elindeki kumaşa geçirebilse o da çok büyük işler yapabilecek teknik adam. Roberto Mancini. Tam bir taktik üstüne Eriksson'la beraber başlayan süreci onun birçok oyuncuyu taktiksel anlamda geliştirmiştir. Ben de bir sene kadar kendisiyle çalıştım. Kendimi dahil edebilirim ona, o gruba. Sam Allardyce.
Evet. Semavar da aslında yani gördüğüm ekibe, kendi ekibine, 40 kişilik bir ekibiyle gelmiştim Newcastle'a. Yogacısı bile vardı, yoga hocası bile vardı içeride. Biraz oyun daha böyle rugby gibi böyle, daha havada gezen, daha böyle ikinci top özelinde. Benlik bir oyun anlayışı değil, en azından oyuncuyken öyle bir bakış açım yoktu. Benim için zor bir teknik adamdı. Ben ağır da bir sakatlığım vardı. Çok iyi hatıralarım yok ama teknik adam olduktan sonra teknik adamlar hakkında da böyle olumsuz futbolcuyken evet, daha rahat konuşuyorduk. Şu an artık öyle rahat evet, konuşamıyorum. Kevin Keegan? Efsane, mükemmel bir futbol adamı. Hayatının merkezine böyle hayranlık, hastalık derecesinde futbolu koymuş bir adam. Luis Aragonés. Bu iklimde biraz Aykut Hoca'nın sözü gibi olacak ama açmayacak bir çiçek. Yani bu iklimin evet, karşılığının olmayacağı bir teknik adam. Ama mükemmel ötesi bir metoda sahip. Baktığınızda İspanyol futbolunun gelişim noktasındaki en değerli futbol adamlarından bir tanesi. Elinde daha iyi kadro olsaydı çok daha önemli işler yapabilecek bir teknik adamdı Fenerbahçe'de. Çalıştığım için çok mutlu olduğum bir teknik adam. Son üç isim hocam. Birisi Christoph Daum. Christoph Daum çok sert, kendi öğretileri olan teknik ve taktik bir arada tutmaya çalışan. O da çalışmaktan keyif aldığım bir teknik adam. Bilmiyorum, bana karşı birkaç söylemleri oldu onu sevmediğime dair falan ama öyle bir duygum yok. Bazen dışarıdan öyle görünebiliyoruz hocalara ya da insanlara karşı. Ben Daum'un da çok önemli işler yaptığını düşünüyorum Türkiye'de çalıştığı takımlarda. Simeone? Simeone... yani rakibin oyununu bozmak üzerine bir tane teknik adam seçseniz onu seçersiniz. Herkesin oyununu bozabilecek, herkesin oyununa karşı bir oyun üretebilecek. Çok daha defansif görünse de aslında planlamasında ofansif işler de olan bir teknik adam. Beraber çalıştım. Benim futbol hayatımı uzatan teknik adam. Son isim Aykut Kocaman hocam. Aykut Hoca benim Türkiye'de çalıştığım bu ligi bilen en iyi teknik adam. Tanımanız gereken, gerçekten mesafeleri olmasına rağmen bir o kadar duygusal, çok da öğretici bir teknik adam. Benim için her zaman yeri Aykut Hoca'nın farklıdır. Emre Hoca'yı görüyor musun ya? Okan Buruk da öyleymiş ya, antrenmanda oyuncularla beraber. Ayırt edemezsin vallahi. Şey, yeni nesil teknik adamlık, yeni nesil başka tavır ve anlayışlar da getiriyor. Bugün buna tanıklık ettik. Büyük de keyifli. Çünkü Emre Belezoğlu'nu özledik yani. Büyük futbolcuydu. Size de biraz Emre Belezoğlu'nu izletelim. Özlemişsinizdir. Biz de futbol sayı olarak bakalım karşınıza başka nereden çıkacağız. Görüşürüz.